En düşük emekli maaşında kritik gelişme Erdoğan rakamı reddetti yeni talimat verdi. En düşük emekli aylığı 10.000 liradan 12.500 liraya yükseltiliyor. Yaklaşık 3,74 milyon kişiyi ilgilendiren teklife Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalede bulunduğu öne sürüldü en düşük emekli maaşının 12.500 liraya çıkarılmasını öngören tasarı TBMM'den geçtikten sonra kanunlaşacak ve milyonlarca emeklinin hesabına yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısında alternatifli bir sunum yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı uzmanları toplantılar yaptılar, sonunda siyasiler bir araya gelip bir rakam belirlediler. İktidar cephesinden önemli kulisler haberler alan hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, ekonomi yönetimi tarafından belirlenen en düşük emekli aylığının 12 bin lira olduğunu yazdı. Selvi'nin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 12 bin lira teklifi götürüldü. Erdoğan, 12.500 liraya yükseltilmesi talimatını verdi. Ne olmuştu? Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Teklifin detaylarını kamuoyu ile paylaşan Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifle birlikte en düşük emekli aylığının 12500 liraya yükseltileceğini açıkladı kanun teklifinin 53 maddeden oluştuğunu kaydeden Güler, teklif ile vergi adaletinin güçlendirilmesi, verginin payının artırılması, güvenliğin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadele, istisnaların kaldırılması, cezaların etkinliğinin artırılması, devreden KDV'nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla düzenlemeler yapıyoruz, dedi. Yurt dışı çıkış harcı 500 lira oldu. Güler, yurt dışına çıkış harcını 500 lira olarak belirlediklerini ve bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranı ile artırılacağını belirtti. Güler, emeklilikte yaşa takılanlar, EYT düzenlemesi ile emekli olup aynı iş yerinde çalışanlar için uygulanan %5'lik hazine desteğinin de sonlandırılacağını açıkladı. Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle öncelikli olarak kısa vadeli prim oranını %2'den %2, 25'e çıkarıyoruz. %30 oranında kurumlar vergisi alınması, yatırım fon ve ortaklıklarının istisna edilmesi, kazanç istisnasının ihracat gelirleriyle sınırlandırılması başlıklarında düzenlemeler getiriyoruz. Yeni vergi güvenlik müesseseleri de oluşturuyoruz. Yurt içi asgari kurumlar vergisi oluşturulması vergi sistemimizde yer alacaktır. Gelir vergisi mükelleflerinin yılın belli zamanlarında elde ettikleri hasılat tespit edilecek, beyanlarıyla %20 uyumsuzluk hasılat varsa izaha davet edilecek. Kayıt dışı çalışılmada kesilecek cezalar artırılacak. Kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlamak için cezaların etkinliğinin artırılması, usulsüzlük cezalarında artırıma gidiyoruz. Kayıt dışı çalışılmada kesilecek cezalar artırılacak vergi dairesi bilgisi dışında kesilecek vergi ziyai cezası 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4.5 kat uygulanacak. Başkasının IBAN ve POS cihazı kullananlara ayrıca cezaları artırıyoruz. Katma değer vergisi beyannamelerinde indirilecek katma değer vergisi tutarlarının 5 takvim yılında indirilememesi durumunda kayıtlardan çıkarılarak gider olarak dikkate alınmasına imkan sağlıyoruz. Teklifimiz ile vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkıyoruz. Cezalar için uzlaşma yapılacak. Yaşlılık, malüllük aylığı alan emeklilere 10.000 lira olan asgari ödeme tutarını 125.000 liraya yükseltiyoruz. Bu düzenlemenin toplamda şu anda 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayımız içinde, en düşük emekli aylığının 12.500 liraya tamamlanması halinde 2024 Temmuz Oralık döneminde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 707 bin kişi. Bütçeye maliyeti de 33 milyar 200 milyon liradır. Biz OVP'ye bağlılık, bütçe disiplinini sağlamak için bunu uzun dönemde çalışıyoruz bunun mevcut bütçe imkanlarının karşılığını da sağlamak zorundaydık. 53 maddelik teklif içinde bunun karşılandığını belirlemek istiyoruz. Yıllara böldüğünüzde maliyetin bütçemize çok daha fazla bir yük getirdiğini ifade etmek isterim. Yurt dışına çıkış harcını 500 lira olarak belirliyoruz. Her yıl harç tutarı yeniden değerleme oranıyla artırılacaktır.